Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde EDIUS programına genel bakış dersini inceleyeceğiz. Gelin hep birlikte bakalım. Yine EDIUS programımızı ikonunu çift tıklayarak önce çalıştırıyoruz. Yine hatırlayacaksınız, geçen derste yaptığımız projemiz hala burada duruyor. Bu sefer yeni bir proje oluşturalım hemen. Üçüncü ders diyorum buna da. Yine PAL SD'yi seçiyorum. Ve şuradan PAL SD'yi seçtim. OK tuşuna basarak programı açıyorum arkadaşlar. Programımız açıldı. Görüyorsunuz bir takım pencereler var. Şimdi bunları tek tek tanıyalım. Programımıza genel bir bakış atalım. Sol üstten yukarıdan başlıyorum. Burada görmüş olduğunuz bu pencere preview penceresi, yani ön izleme penceresi. Şöyle biraz küçülteyim. Bu pencereler gördüğünüz gibi arkadaşlar düzenlenebilir. Şu kenarından tutup aşağıya indirebilirsiniz. Ya da çift monitör çalışıyorsanız, eğer bilgisayarınız çift monitörse, bazı pencereleri ikinci monitöre sürükleyerek daha rahat bir çalışma ortamı sağlayabilirsiniz. Burada gördüğümüz pencere preview penceresi dedik, ön izleme penceresi. Burada oluşturduğumuz filmin kendisini ya da oluşturacağımız filmin, daha doğrusu filmi oluşturduğumuz klipleri tek tek burada ön izlemesini yapabiliriz. Bu pencere bize onu görmemize olanak sağlıyor. Biraz daha genişlettiğimde kenarından tutup üstte bakın pop-up menüm var. Burada yine programlarla ilgili komutlarım var. Bunlar Windows programlarına aşinaysanız genelde aynı sırayla giderler. File, Edit, View vesaire. En sonunda genelde Help olur. File genelde programın işte açılması, projelerin açılması, kaydedilmesi vesaire gibi komutlar içerir. Burada farklı komutlar da içeriyor. Daha sonra ileriki derslerimizde göreceğiz. Edit komutu yine programda kullandığımız dosyalarla ilgili komutlar içerir. View programın içeriğindeki bazı pencerelerin açılıp kapanmasını, aktif ya da deaktif olmasını sağlar. Burada başka işlevleri de var. Klip, biz filmde kullandığımız tüm materyali genelde klip olarak adlandırırız. Ama bunun genel adı birinci derste öğrendiğiniz gibi footage'tir. Marker, bunu uygulama yaparken göreceğiz. Mod keza öyle. Capture'ı da zaten 6. derste göreceğiz. Render'i en son ders göreceğiz arkadaşlar. Aurora'yı geçiyorum. Aurora burada bu program için özel bir komut. Bu da yine aynı şekilde. Settings, programlarla ilgili, EDIUS'la ilgili değişiklikleri, işte hatırlayacaksınız bir önceki derste Project Setting ile ilgili değişiklikleri buradan yapmıştık. Sistem Setting'ten ve Project Setting'ten. Help yine burada programın registrasyonu ve versiyonu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada iki komutumuz daha var. Player ve Recorder şeklinde. Dilerseniz biz buna bir VTR diyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu bir video tape bağlayarak buradan kumanda edebiliyoruz. O zaman player seçeneğini aktif hale getirip buradan bağlamış olduğumuz harici VTR'yi içine kaset taktığımız takdirde bunlar aktif olacaktır. İşte kaseti ileri oynatıp geri oynatıp ya da normal hızıyla oynatabiliyoruz. Bu bizim harici videodaki
görüntüleri, kasetteki görüntüleri bilgisayara aktarmamıza yardımcı olan bir araç. Normalde bu reçte durur. Yine burada küçültme ve kapatma ikonlarını görüyorsunuz. Bunu kapattığımızda programdan çıkar. Sıradaki pencereye geçelim. Burada da bir bin window'umuz var arkadaşlar. Altta da bir takım sekmeler görüyoruz. Effect, Sequence Marker ve Source Browser. Bunları düzenleyebiliyoruz. Bir sonraki dersimizde bunları göreceğiz ama şöyle tutup ayırdığımızda bakın bunu ayrı bir pencere olarak görebiliyoruz. Ya da şuradan yine tutup şuraya sürüklediğimizde bu sekmeyi de buraya eklemiş. Tek pencere içerisinde böyle istediğimiz yere sürüklemiş oluyoruz. Bu bize yerden yani ekranınız çok küçükse tasarruf etmemizi sağlar. Yine bunu da buraya alıp hepsini tek pencere içinde toplayabiliriz. Ve böylece alttaki pencereyi şöyle uzatarak daha büyük, geniş bir alanda çalışma imkanına kavuşmuş oluruz. Şimdi burada benim ihtiyacım olmayan bazı pencereleri ben kapatmak istiyorum. Şöyle kapatmak istediğim sekmeyi, pencereyi şöyle tutup dışarıya doğru bırakıyorum ve onu ayrı bir pencere haline getirdikten sonra kenardaki çarpı ikonuna basarak onu kapatıyorum. Sequence Marker'a da şu anda ihtiyacım yok. Bunu da kapatayım. Şurada bin ve efekt pencerem kaldı. Bin sekmesini tıkladığımda şurada folder görüyorsunuz sol tarafta. Sağ tarafta da bu folder'la ilgili bir sekans ikonum var. Bu sekans ikonu ne olduğunu birazdan anlatacağım. İlk önce binin ne olduğunu anlatayım. Bin Project Window'da diyebilirsiniz buna. Filmde kullanacağınız, filmi oluşturan tüm materyali topladığınız kutu olarak düşünebilirsiniz bu bölgeyi arkadaşlar. Yani neydi footage'ımız? Footage diyorduk biliyorsunuz filmi oluşturan parçalara. Bu bir film dosyası olabilir, bir resim dosyası olabilir, bir ses dosyası olabilir. Ya da bilgisayarda yaptığınız bir animasyon dosyası da olabilir. Her neyse hepsini ilk önce burada toplamanız sizin yararınıza. Filmi oluşturan parçaların hepsini toplamını burada görebilirsiniz. Ve bunları ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz de. Root, şurada gördüğünüz root ikonun üstüne sağ tuş yaparak New Folder diyerek root dizinin altında yeni bir şöyle yeni bir folder açabilirsiniz. Buna istediğiniz ismi verebilirsiniz. Biz test diyelim. Ya da şöyle kapattığınızda bakın bu root'un içinde. Ya da buradan direkt sağ tuşla New Folder derseniz bunu yeniden alıyorum. Buradaki klasörün içine dilediğiniz kadar klasör açıp filmde kullanacağınız malzeme derli toplu görmüş olursunuz. Bu sizin yararınıza olur arkadaşlar. Mesela ne demek istiyorum? Root klasörün üstüne tekrar gelip yeni bir dosya açalım. New folder komutuyla. Buna dış çekimler diyebiliriz. Örneğin dış çekimler. Böylece dış çekimlerde kullandığımız videoyu ayrı bir klasörde yeni bir klasör açıp iç çekimler. Diye bir klasör açtım.
Ben burada hangi klasörü tıklarsam sağ tarafta da bu bölgede bu klasörün içindeki klipleri, ses dosyalarını ya da filmde kullanacağım herhangi bir dosyayı görebilirim. Burada gördüğünüz sekans dosyası. Şimdi bunu açıklayalım. Bu altta gördüğümüz penceredir arkadaşlar. Şu anda ekranın ortasına taşıdığım. Biraz küçülteyim. Kenarından tutup küçültüyorum. Bu sekans pencerem. Burada gördüğünüz. Bunun tüm video kurgu programlarındaki adı timeline'dır. Yani zaman çizelgesi diye belki Türkçe'ye çevirebiliriz. Ama timeline olarak bilmenizde fayda var. Şu anda gördüğünüz 3 pencere, şu mouse'la taradığım yer, şu pencere, şu pencere ve bu pencere tüm video kurgu programlarının da karşılaşacağınız pencerelerdir arkadaşlar. Bin window'umuz, project window ya da diğer farklı adlarla karşılaşabilirsiniz. Filmde kullanacağınız materyali topladığınız pencere, preview penceremiz, filmi ön izleme yapacağınız pencere. Eğer tabi bilgisayarınızda harici bir kart varsa, ona uygun bir kart varsa, harici bir monitörden de görüntü alabilirsiniz. Altındaki şu penceremde, her şeyin altındaki bu pencerede timeline penceresidir. Bu timeline penceresi çok önemli arkadaşlar. Burada filmi oluşturan klipleri burada parçalayıp kesip biçip üzerine ses yazı eklediğimiz yer burasıdır. Yani bir nevi yemek yaptığımız yemeğin parçalarını burada topluyoruz. Burada da yemeği yaptığımız tencere olarak bilmiyorum belki güzel bir benzetme oldu mu ama böyle düşünebilirsiniz. Bu pencereyi biraz anlatmak gerekirse, bakın katmanlar var, şöyle çizgiler görüyorsunuz. Şöyle, şöyle ve arada daha küçük çizgiler. Yukarıdan başlayayım. 2V diye bir layer'ım var, katmanım var. Ama genelde layer olarak anılır bunlar. Bu layer video layer'ımdır arkadaşlar. Filmimi oluşturacağım videoları ben burada toplarım. Şu anda iki kanal, bakın video layer'ım var. Bu V, buradaki V harfi videonun temsil eden bir V'dir. 2V ikinci kanal olduğunu gösteriyor. 1VA. Burada farklı bir terim var. Birinci kanal olduğunu gösteriyor. V bunun bir video kanalı. A aynı zamanda audio kanalı olduğunu gösteriyor. Yani ben bu kanala, şu çizgi ve şu çizgi aralığındaki bu kanala hem video hem audio bilgisi içeren klipleri atabilirim. Ama bir üstteki kanala, şu çizgiyle ayrılmış bir üst kanala sadece video bilgisi içeren klipleri koyabilirim. Hemen bir altındaki kanala geçiyorum. Bakın T. Buradaki T harfi de text temsil ediyor. Text yani yazı. Filmimin üstüne eklediğim her yazıyı, herhangi bir yazıyı bu kanalla Edius sayesinde rahatça koyabilirim. Hemen altında 4 tane daha kanalım var. Görüyorsunuz. 1A, 2A, 3A, 4A şeklinde. Buradaki A harfi audio'nun A'sını temsil ediyor. Burada 4 tane başta da söylediğim gibi audio ekleme şansına sahibim. Buradaki komutlara kısaca bir göz atacak olursak,
Aslında arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Biz uygulama yaptıkça, yeri geldikçe buradaki komutları çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi başta da belirttiğim gibi kesinlikle kağıt kalem kullanmıyorsunuz. Benim söylediklerim bir şekilde aklınızda kalacaktır. Uygulama derslerimizde bunları çok daha iyi pekiştireceğinize eminim. Şimdi sırayla kısaca bu ikonları ya da bu komutları, bu ikonların hangi komutlar olduğunu ve anlama geldiğini bakalım. Zaten size bir ipucu vereyim. İmleci bu ikonların üzerine yaklaştırdığınızda görüyorsunuz bir kutucuk açılır ve o kutucukta bu komutun ne anlama geldiğini yani o komutun ne yaptığını ve kısa yolunu size gösterir. Tekrar şu imleci uzaklaştırıyorum bakın. Tekrar birinci ikona yaklaştırdığımda sarı bir kutucuğun içerisinde o komutun ne işe yaradığını gösteren bir açıklama gelecektir. Create new sequence diye bir yeniden alıyorum burayı. Bu ikonum yeni bir sekans açar. Buna tıkladığımda hemen bakın burada bin window'umun içinde root klasörünün altında sekans 1, sekans 1 bu bakın ve sekans 2 hemen yeni bir sekans açtı bana. Sekans 2 şurada hemen ayrı tapta sekans 2'yi görüyorum. Bu şu demek, Edius bana burada farklı bir film, ikinci sekansta farklı bir film ya da bir filmin diğer bir bölümünü montajlamama, kurgulamama müsaade ediyor. Yani farklı proje açmak zorunda değilim bunun için. Ya da buradaki, bakın şuradaki sekans 1'i çift tıklayarak otomatik bunu hemen seçmiş oluyorum. Sekans 2'yi çift tıkladığımda bakın hemen burada sekans 2 de seçilmiş oluyor. Demek ki bu komutum yeni bir sekans açmama yardımcı oluyor. Tekrar tıkladığımda bakın hemen 3. sekansımı açtı. Eğer ben bunu daha sonra silmek istersem buradan bunu aktifleyip delete tuşuyla silebilirim. Bana hemen bunu silmek istediğinizden emin misiniz diye soracaktır. Eminim. Oradan sildiğimde buradan gitmez arkadaşlar. Buradan da kapatmak için buradan sağ tuşla close this sequence diyerek bu sekanstan kurtulurum. Bana hemen konfirmasyon penceresi geliyor. Bu sekansı silmek istediğinizden emin misiniz diye soruyor. Evet, tıklayarak bu sekansı siliyorum. Şimdi sekans 2'yi de sileyim. Şöyle buradan siliyorum. Evet, şuradan da siliyorum sonra. Evet, tıklayarak tek sekanslı bir projeye devam ediyorum. Bakın burada küçük bir ikon daha var. Buna tıkladığımda eğer şu ikonun birden fazla komut içeriyorsa burada alt alta görebilme imkanına sahibim. Hemen bana kısa yolunu da gösteriyor. Ctrl N kombinasyonuyla yeni bir sekans açabileceğimi belirtiyor. Bir sonraki ikonum Open Project. Bunu tıkladığımda bu projemi kapatıp yeni bir proje açmam gerekiyor. Daha doğrusu burada açmamı istediğim komutu açmam için bir önceki projeyi kapatmam gerekiyor. Ve daha doğal olarak da Edius bana soruyor. Bu projeyi kapatırken kaydetmek istiyor musun? Ben cancel seçeneği tıklayarak şimdi bu pencereden vazgeçiyorum. Çünkü şu anda size sadece göstermek için açtım. Az önce dediğim gibi kenardaki küçük üçgen ikonu tıklarsanız buradaki ikonlardan şöyle eğer o ikonun alt başlıkları varsa siz onları görebilme imkanına sahipsiniz. Bakınız Import Sequence, Import Project ve en son kullandığınız projeyi, açtığınız projeyi buradan görebilirsiniz. Bu komutların ne anlama geldiğini daha sonraki derslerimizde göreceğiz. Sıradaki ikonumuz,
Belki tahmin etmişsinizdir ikonun kendisinden Windows programlarına aşina olan arkadaşlarınız bilir. Bu save komutu, yani yaptığımız projeyi bu komutu kullanarak save edebiliriz. Yine kenardaki üçgene basarak alt komutlara bakıyoruz. Save Project, Save As, Consolidate vesaire gibi komutlara buradan yine daha önce söylediğim gibi bu komutları daha sonra ayrıntılı olarak göreceğiz. Şurada bir düzeltme yapayım. Ayrıntılı olarak derken kullanmamız gerektiği kadarını, bilmeniz gerektiği kadarını ben size göstereceğim. Zira hepsine girersek burada değil 40 saat, 80 saat bize yetmez. Burada da tahmin edersiniz arkadaşlar, Windows kullanıcıları bilirler, aşina olan arkadaşlarınız. Bu cut komutur. Yani bizim Ctrl C kısa yoluyla kullandığımız cut komutunun kısa yolu burada, bu ikonla ulaşabiliriz. Hemen yanında copy ikonumuz var. Bunu da biliyorsunuz. Herhangi bir filmin üstündeki klibi copy yapıp, yani kopyalayıp daha sonra başka bir yere yapıştırıp clipboard'a aktarıp başka bir yere yapıştırabiliriz. Ve bir sonraki ikonumuz paste ikonu. Daha sonraki ikonumuz replace clip ikonu. Bunun ne olduğunu uygulamalarda göreceğiz. Ve delete ikonumuz, yani silmek. Filmin üstünde istemediğimiz klipleri, bölümleri bununla silebiliyoruz. Bu da Ripple Delete. Çoklu silme ya da silerek sildiğimiz yeri, yeni alalım burayı. Bu ikonumuz da Ripple Delete. Yani bir klibi sildikten sonra boşluğu doldurarak kapatma komutu. Bunu da yine dediğim gibi uygulama sırasında daha iyi anlayacaksınız. Sıradaki ikonumuz undo ikonu. Yaptığımız herhangi bir işlemi Ctrl Z kısa yoluyla da görüyorsunuz. Hemen ikonu gelince bilmiyorum, belki görün. Kısa yoluyla da görüyorsun. Sıradaki ikonumuz undo ikonu. Sıradaki redo. Bir sonraki ikonumuz add cut point komutumuz. Yine bunun bir üçgeni var. Tıkladığımızda bunun alt komutlarına da ulaşıyoruz. Sıradaki ikonumuz set default transition. Bunu efektler bahsinde göreceğiz. Create title ikonumuz. Yine bunun da alt başlıkları var. Title, az önce şurada söylemiştim, filme yazı ekleyebilmek için Edius'ta bizim özel bir layer'ımız var. Bu bize çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Buradaki komutu tıklayarak title layer'ımıza istediğimiz, daha doğrusu filmimize istediğimiz yazıyı bu sayede ekleyebiliyoruz. Filmimize voiceover yapabiliriz arkadaşlar. Bu ikon, bu komut da bize onu sağlıyor. Bu komutu, bu ikonu tıklayarak ilgili pencerelerde gerekli düzenlemeleri yaparak filmimiz en son bittikten sonra filmimizi ön izleme penceremizde izleyip, eğer bilgisayarımıza bir mikrofon bağlı ise buradan şu komutu tıklayarak filmimize seslendirme yapabiliriz arkadaşlar. Sıradaki komutumuz render komutu. Sıradaki ikonumuz toggle beam window. Sıradaki ikonumuz audio mixer. Bunu da ses bahsinde daha ayrıntılı göreceğiz. Sıradaki ikonumuz Vector Scope Waveform Display. Bunu da teknikle ilgili olan arkadaşlarınız varsa, bu biraz yine dediğim gibi advanced bir bilgi olacak. Şuradan yeniden başlıyorum. Filmimizin üzerine bir ikon sayesinde seslendirme yapabiliriz. Sıradaki ikonumuz Render In Out ikonumuz. Yine kenarında üçgen var. Renderle ilgili alt başlıklara, alt komutlara ulaşıyoruz. Sıradaki ikonumuz Toggle Beam Window Display ikonumuz. Sıradaki ikonumuz Mixer, Audio Mixer ikonumuz. Bunu ses bahsinde ayrıntılı açıklayacağız. Yine bu advanced bilgiler içeren Vector Scope Waveform Display ikonumuz. Sıradaki ikonumuz Toggle
display. Yani buradan istediğimiz pencereyi bir sonraki dersimizde ayrıntılı olarak göreceğiz. Gösteririz, saklarız ya da istediğimiz pencereyi açıp kapatırız. Kenardaki çarpı ikonu da tahmin ettiğiniz üzere timeline penceremizi kapatan komutumuzdur. Yine burada bir slider'ımız var. Bu slider biliyorsunuz PAL sistemde saniyede 25 kare oynatıyoruz. Filmimizi kare kare, bakın burada bir frame şeklinde oldu. Kare kare görebileceğimiz gibi 2 saniye 15 saniyelik adımlarla filmimizi timeline üstüne daraltıp tamamını görebilme imkanına sahip oluyoruz. Burada yine 4 tane küçük ikonumuz var. Bu ikonlarımızda insert ve override mod arasında değiştirme yapmamızı imkan veriyor. Burada ripple mod ya da normal modla ilgili değişikliklere iki mod arasındaki geçişe izin veriyor. Bu ikonumuzda ses ve audio'nun birlikte hareket etmesini ya da o linki bozmamıza yarıyor. Bu uygulamada ayrıntılı göreceğiz. Bu ikonumuzda Snap ikonumuz. Bu dersimiz de burada bitiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.